Arkadaşlar, bugün çiftçimize, benim de sonradan öğrendim, aslında davetli değildik. Bir çiftçimiz aradı beni. Sayın vekilim, biz yarın saat 2'de Tarım İl Müdürlüğü'nde ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtacağız. Sana bilgi verdiler mi dediğinde ben Çorum Tarım İl Müdürümüzü aradım. Sayın Müdürüm dedim, böyle böyle bir durum var. Bizi çağırmadınız Çorum Milletvekili olarak. O da kendisi, Sayın Vekilim, işte Ramazan ayı olduğu için hızlıca dağıtım yapacağız, o yüzden çağırmadık. Ama dedim, ben çiftçimizin yanında olacağım, yarın saat 2'de oradayım deyince bugün Vali Yardımcımız, Çorum Belediye Başkanımız, AKP İl Başkanı'yla beraber ve Ziraat Odası Başkanımızla o da biz tören düzenledik. Törenden sonra çiftçimize bu ürünlerin saat hemen dağıtılacağını, aldıkları kağıtla beraber gideceğini söylediler. Fakat en az 2 saattir bu vatandaşımız, bu çiftçimiz, bu köyümüz burada bekletiliyor. Ve bunu gene hangi bakanın bir yandaşından aldıklarını bilmiyorum ama onu da öğrenmeye çalışacağım. Gerekli soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vereceğim. Ben de çiftçi çocuğuyum. Burada 2-3 çeşit tohum var ve bu tohumun, elek altı dediğimiz tohumun, buna çiftçiye dağıtmak ve hibe diyorsunuz ama %75'i hibe, %25'i de parası. %50'si mi? Bize %25'ini ödüyorlar dedi. Bitmez o, biter mi? İşte bunda hesabını yapar şu an. Şuna bak. Şuna bak. Şimdi bununla alakalı ben aradım. Ziraat Odası Başkanımızla aradım. Dediği şu, isteyen çiftçi almasın, parasını geri ödeyeceğiz diyorlar ama burada da bazı çiftçilerimiz 15 gün sonra vereceğini söylüyor. Çiftçinin parasını vermiyor. Burada mesele para değil. Burada AKP iktidarı şov yapıyor. Çiftçimizi zaten mazota, gübrede, her türlü işte zor durumda bıraktı. Çorum'da bir sürü tarımsal sulama göletlerini de yapmadı. Yani %50'sini hibe veriyorum diye bir şirketi, bir firmayı zengin etmenin alemi yok. Biz buradan Tarım Bakanlığı, buradaki yetkilileri, valimi ve Tarım İl Müdürünü uyarıyorum. Bu çiftçiye verilecek tohum değil. Bunu nereden aldıklarını açıklasınlar. Ben o firmanın kime ait olduğunu, kimlerle işbirliği yaptığını araştıracağım. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Yani çiftçiyi zaten perişan ettiniz. Zaten çiftçi ürün ekemez hale geldi. Bir de şimdi çiftçiye elek altı tohum veriyorsunuz. Arkadaşlar, bu bitmez diyorsunuz, almayın. Ben de sizlerin parasını tahsil etmek anlamında elimden gelen yardımı yapalım. İstiyorsanız şimdi Tarım İl Müdürlüğü'ne de bizzat gideceğim. Kendisiyle de bu konu hakkında fikir alışverişinde bulunacağım. Sağ ol başkanım.